Cehennem kelimesinin kökeni. Şimdi bu niye önemli? Bir defa önce bunu belirtelim. Şimdi bu kelime Arapça değil. Ve yani kökeni belli bir kelime değil. Yani şöyle kökeni belli bir kelime değil. Yani diyelim ki alim, işte ilim kökünden geliyor falan falan bu anlamda. Ama şu şekilde bir kökeni var. Yani Tevrat'a falan baktığımız zaman şimdi Ge İbranice'de vadi demek. Ge Hinnom, Hinnom Vadisi demek. Ve buradan geldi söyleniyor bu kelime. Hinnom Vadisi. Hinnom da tabii kim olduğu belli değil. Ama dünyada oluşmuş bir isim yani. Kudüs'te belli bir yerin adı. Bakın mesela Yeşu kitabında diyor ki sonra ben Hinnom, yani G ben Hinnom'dan geçerek işte dünyada sıradan bir yer ismi olarak geçiyor. Yani bir yeri tarif ederken işte önce ben Hinnom diyor, sonra Hinnom diyor aynı yere. Dediğim gibi bu Hinnom'un kim olduğu belli değil. Ama dünyadaki herhangi bir yer ismi bu. Sonra işte İsrailoğulları tarihinde işte İlah Molek'i çocuklarını ateşe kurban ettikleri bir yer oluyor o Hinnom Vadisi. Bakın. Buralarda o geçiyor yani. İşte İlah Molek'i efendim çocuklarını kurban veriyorlar. Bir de hani Molek yani Kur'an'da cehennem bekçisi Malik olarak geçer. Molek'in de adı ona benziyor yani. Hinnovas bu da benziyor. O zaman deniliyor ki mesela buradan çıkmış Kur'an'daki işte cehennem, Malik falan falan buradan çıkmıştır. Şimdi bir de şöyle bir büyük terslik var. Tevrat'ta yani ilk beş kitapta ahiret inancı geçmediği için özellikle bir de cehennem geçmiyor. Mesela Hazreti Adem'in işte ilk başta hayatında bahçede olduğu geçiyor. Onun dünyadaki bir bahçe yapıyorlar ama sonuçta cennet, yani bahçe demek. Bahçede olduğu geçiyor. Öbür dünyada ilgili geçmeyen öncelikli şey bu cehennem Tevrat'ta. Bir de yani bu Tevrat'ın ilk beş kitabında geçmiyor. Sonra da ahirette işte yavaş yavaş işaret edilen yerler var diyelim. Yine böyle açık açık bir şeyin geçtiği yok. İşte Daniel kitabında yani sonlara doğru diyelim. Biraz açık bir şekilde geçiyor. Ama yine cehennem falan falan geçmiyor. Şimdi bu İlah Molek'e, Hinnom Vadisi'ne çocuklarını kurban ediyorlarmış ya. İşte sonra orası kötü bir yer olarak anılmaya başlanıyor artık. Çöplük ediliyor falan falan. Ondan sonra işte milattan önce diyelim 200'lerde falan yazılan kitaplarda işte cehennem denilmeye başlanıyor. Ve İncil'de de yani cehennem deniliyor. O öbür dünyadaki yani kötülerin gideceği yere. Ve o da işte bu yeryüzündeki bu yerden mülhem bir şey oluyor. Bir de ahiret inancı da böyle yavaş yavaş da anlanan bir şeyse. O da o zaman dünyada oluşmuş gibi olacak filan falan. Bir de hele Malik ismi de buradan gelecek olsa tamamen yani dünyada oluşmuş bir şey olacak yani inanç. Ve tarihsel bir şey olmuş olacak. Şimdi tabii hemen denilebilir ki işte Tevrat'tan çıkarılmıştır ama efendime söyleyeyim. Hazreti Musa bildirmiştir bunları. Onlar da o batıl inançlarında bunları kullanmışlardır filan falan. Ama şimdi şöyle bir şey var tabii bu normal düz cevap. Cehennem kelimesine baktığımız zaman Kur'an'daki kullanımına şimdi bilindiği gibi önceki peygamberlerle ilgili pek çok kıssa var Kur'an'da. Hazreti Musa işte Hazreti İbrahim daha önceki peygamberler konuların diyalogları var. Konuşmaları direkt Kur'an'da var. Şimdi onlara baktığımız zaman hiç cehennem kelimesini kullanmadıklarını görüyoruz. Şimdi böyle bir enteresanlık var. Kur'an'da yani cehennem kelimesi genel anlatımlarda geçiyor.
Ve yani peygamberimize işte de ki işte denilen, yani o zamanki kişilere hitap veya genel anlatımlar. Yani onların diyaloglarında mesela ateş kelimesi falan geçiyor. Azap kelimesi geçiyor o önceki peygamberlerin. İşte bu cehennem kelimesi kullanımına baktığımız zaman bu tarihsel demin anlattığımız şeye uygun. Çünkü önceki peygamberler hiç kullanmıyor. Ya ateş diyor, azap diyor vesaire. Tabii bir iki yer kritik, yani genel anlatım da olabilir. O zamanki bir diyalog da olabilir. Ama genel anlattım olarak düşünebiliriz yani. Şimdi burada enteresan olan şey şu ki bir de Allah bu kelimeyi ezelde kullanıyor. Yani şeytan Adem'e de secde etmiyor ya, ona diyor işte İzheb فَمَنْ تَبَاكَ مُنْهُ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَابُكُمْ İşte git diyor, onlardan kim sana verirse iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Yani diyalog olarak ezelde Allah kullanıyor bu kelimeyi. Ve şeytana karşı, şeytan da bunu kelimeyi biliyor yani tabiatıyla. Onun dışında peygamberler için yani diyaloglarında geçmiyor. Onlarla ilgili genel anlatımlar falan ayrı tabi. Tarih için nerede oluştuğunu gösterdik kelime. Ve iblisin bildiği geçiyor bakın. Bir de Malik, hani cehennem bekçisi Malik. Bu yani ehli kitap tarafından da bilinmiyor. Bir tek Kur'an'da geçiyor Malik diye. O da biraz önemli yani. Şimdi peki bu cehennem kelimesi iblis tarafından biliniyorsa büyük ihtimal Malik, yani cehennem bekçisi de biliniyordur. Çünkü iblis yani belli bir müddet ilahi varlıklarla birlikteydi. Yani ona secde emri veriliyor ya meleklerle birlikte, o belli bir süre orada bulunan birisi olduğu belli. Ve Malik'i de biliyor olmalı. Yani bildiğini düşünebiliriz en azından. Şimdi bunları dünyada yani bildiğini düşünebileceğimiz öncelikli kişi iblis bir defa. Peygamberler elbette yani cehennemi ateş olarak, azap olarak biliyor ve söylüyor. Ama isim olarak söyledikleri geçmiyor Kur'an'da. Malik'i de söylediklerine dair bir veri yok. Bakın bir tek Kur'an'da geçiyor diyoruz yani. Hristiyanlar falan bilmiyor böyle bir isim, Yahudiler. Ve Tevrat'ta Hinnomvazi veya Ben Hinnomvazi denilen Ge-Hinnom veya Ge-Ben-Hinnom denilen bir yerde İlah Molek'i çocuklarını bir de ateşe kurban ediyorlar. Yani tam bir cehennem ortamı diyelim. Ve tabii yani karikatürize edilmiş adeta bir cehennem ortamı. Ve bunu kim zaten ya, kimin sorusu biraz fazla orada da, şeytan yani bunu tezgahlamış olabilir ve empoze etmiş olabilir. Ama işte insanlara bu kadar nasıl tahakküm edebilir yani denilebilir. İşte ediyor demek ki. Ama bir de şu önemli ki, bakın cehennem kelimesi eğer peygamberler kullanmadıysa ve buradan oluşmaya başladıysa onu şeytan oluşturmaya başlıyor bakın. Şeytan oluşturmaya başlıyor. Kendisi en sonunda cehenneme gidecek ya. Tamam, Allah ezelde o kelimeyi ona söylüyor. Ama peygamberlere öyle bir kelime bildirmiyor. Şeytan oluşturmaya başlıyor. Cehennem kelimesini şeytan oluşturuyor tahrir caizse yani dünyevi anlamda. Ondan sonra yani kutsal metinlerde geçiyor o kelime. Yani bir nevi o oluşturmuş oluyor kelimeyi. Yani gideceği yerin adını bir nevi o oluşturmuş oluyor. Yani Allah'ın İşte böyle bir büyüklüğü de var. Yani.